Gitme. Ne olursun gitme. Kore'ye gitme Kemal. Beni buraya bağlayan bir şey kalmadı ki Gülcan. Hiç mi bir şey kalmadı sahi? Evliliğim, işim, itibarım, her şeyimi kaybettim. Burada kalmam için bir sebep yok. Ben varım. Seninle benim ne alakamız var ki? Yani burada kalsam ne değişecek ki? Biz istersek her şey değişir Kemal. Değişmez mi? Biliyor musun? Eski Güllü gibi konuştu. Sanki her şey o kadar kolaymış gibi. Elbet kolay değil ama. Ama... Ankara yolcuları kalmasın. Eski günleri unutmayı çok istedim Kemal. Çok çabaladım. Ama olmadı. Nefret ettim senden. Halide ile evlenmeni kaldıramadım. Hakkım olmasa da kaldıramadım işte. Ben gözümü ilk seninle açtım. İlk sana sevdalandım. Sen beni terk ettiğinde dünyalar başıma yıkılmıştı. Kalp yarısı kapanmazmış meğer. Sevda öyle uçup gitmezmiş. Kalırmış hep bir yerlerde. Ben seni hala seviyorum Kemal. Gitmeyeceksin değil mi? Sana her şeyi bırak desem. Çiftliği, fabrikayı, Serap Hanım olmayı bırak desem. Bana eski Güllü olarak dön desem. Buradan gidelim. Herkesi, her şeyi unutalım desem. Yapamam ki. Kemal. Ben burayı bırakamam. Eski Güllü olsa bir an bile tereddüt etmezdi. Sen eski Güllü olamazsın. Sahip olduğun şeyleri bırakamazsın. Çiftliğin hanımı olmaktan vazgeçemezsin. Dönüp tekrar fabrikadaki işçi Güllü olamazsın. Ben eski Kemal olamam. Halide ile hiç evlenmemiş gibi davranamam. Sen Serap Hanım olmaktan vazgeçemezsin. Ben de Serap'ın yanında duramam. Artık bizim için çok geç. Thank you.
Efendim? Günaydın Halideciğim. Neriman. Vardın mı İstanbul'a? Nasılsın? Vardım şekerim. Beni merak etme diye aradım. Asıl sen nasılsın? Sesin yorgun geliyor. Neriman, bütün gece olup bitenleri düşündüm ben. Çok büyük bir hata yaptım. Kemal bana kızmakta haklı. Ağza alınmayacak laflar ettim. Çok haksızlık ettim ona. Neriman. Ben Kemal'i çok seviyorum. O halde git konuş Halideciğim. Eminim o da pişmandır. Ama gururuna yediremiyordur. Bari sen gurur meselesi yapma. Git özür dile. Hiçbir şey için çok geç değil. Yolculuk ne tarafa? Ankara'ya. Bahale, ben de Ankara'ya gidiyorum. Oğlum asker, Kore'ye gidecek. Gitme de onu göreceğim kısmetse. Sen ne için gidiyorsun kurban? Ben de Kore'ye gideceğim. Ankara'ya gönüllü yazılmaya gidiyorum. Halide, aramızda geçenlerden sonra karşına çıkmak, ikimizi de daha fazla utandırmak istemedim. Keşke en başından bu evliliğin bir hata olacağını görebilseydik. Bu kadar mutsuz olmayı ikimiz de hak etmedik. Ama nehrin akışını tersine döndürmek mümkün değil. Sana o tokadı attığım için umarım bir gün beni affedersin. Geçmişte kalan İyi kötü tüm yaşadıklarımız için hakkını helal et Halide. Muhtemelen bu mektubu bulduğunda ben çoktan Ankara'ya varmış olurum. Kore'ye gönderilecek birliğe katılmak için başvuracağım. Sana bu şekilde veda ettiğim için beni affet. Ama başka türlüsü gelmedi elimden. Yeni hayatında mutlu olmanı tüm kalbimle diliyorum. Elveda. Kemal. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? İstasyona gittim. Gitme dedim. Onu hala sevdiğimi söyledim. O ne dedi? Sarıldı bana. Bak ben dememiş miydim kız? Kemal'in gönlü hala sende. Sizinkisi kara sevda dememiş miydim? Yine de gitti öyle mi? Bana her şeyi bırakır mısın diye sordu. Çiftliği, fabrikayı. Eski güllü gibi bana gel dedi. Sen ne dedin? Ne diyeyim Pakize? Ben her şeyi nasıl bırakırım? Çiftlik, fabrika hepsi bir gün oğluma kalacak. Oğlumun istikbalini bir kalemle nasıl silerim? Kemal'e gitmek büyük aptallıkmış. Ah be Güllü. Kemal ne yapsın? Kolay mı hiç? Koskoca çiftliğe hanım oldun. Sen zengin, o fakir. İnsanın gözü korkmaz mı hiç? Bizi fakirlik ayırmadı mı Pakize? Babam beni 3 kuruşa satmadı mı? Kemal başlık parasını bulsaydı beni almayacak mıydı? Fakirlik iyi bir şey mi Pakize? Yok Pakize. Kemal'e gitmekle hata ettim. Hem gittim de ne oldu sanki?
Ne oldu olur mu hiç kız? En azından artık eminsin. Neyden? Kemal'in seni sevdiğinden. Mühim olan da bu değil miydi? Ahmet. Yürün Halide Hanım. Kemal gerçekten gitti mi? Ne zaman gitti? Bu sabahki trenle Ankara'ya gitti. Gönüllü yazılmak için başvuracak. Kabul edilirse Kore'ye gidecek. Birliğe katılacak. Ahmet niye engel olmadın? Ben elimden geleni yaptım. Dinlemedi. Her şeyden vazgeçmiş bir hali vardı. Bana da kimseye bir şey söylememi tembihledi. Halide Hanım, iyi misiniz? Hayırdır Seher? Sabah sabah nereye böyle? Halide'ye uğrayacağım, fabrikaya. Nasıl bir felakete yol açtığını görmek için mi? Hayır hayatım. Halide'yi görmek istiyorum sadece. Biliyorsun çok fazla arkadaşım yok burada. Arkadaş edinmek için bu kadar çaba sarf etmen gözlerimi yaşartıyor doğrusu Seher. Aşk olsun Orhan. Ne kadar arkadaş canlısı olduğumu unuttun galiba. Senin bir çıkarın yoksa kimsenin yüzüne bakmaz. İşte bu yüzden iyi anlaşıyoruz seninle hayatım. Birbirimize benzediğimiz için. Sana gelmiş. Ankara'dan. Nedir o? Önemli bir şey değil. Geliyor musun? Hı hı. Daha iyisiniz değil mi? İyiyim. Başım döndü biraz. Sağ ol Ahmet, çıkabilirsin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Tamam. Geçmiş olsun tekrar. Ya gel. Oha çüş. Hala mı yatıyorsun? Saat kaç ki oldu yine? Ya öğlen oldu kardeşim ya. Ya seninle işimiz gücümüz var. Kalk 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 kalk. Beni konuşturayım. Ne işimiz varmış Ramazan? Ya kardeşim ben girdiğim meyhaneyi devralmadım ya. Seninle konuştuk ya sen bana yardım edecektin. Boya badana yapacaktık beraber. Edip boya yapacak mıyız? He. Senle ben. Senle ben. Zaten işin olmazsa beni arayıp sormazsın. Ya kabak güzel güzel konuşup sonra afra tafra yapıyorsun ya. Ya birlikte yapacağız kardeşim ya. Allah Allah. He. Bana mı sordukla aldın? Sormadım değil mi? He sormadık. Bak sana yemin ediyorum var ya acayip bir planım var kabak bak. Sen şimdi böyle tezgahın başına geçmiş tamam mı? Mangal burada kardeşim. Ondan sonra etler burada, ciğerler burada tamam mı? Oo böyle böyle dalak böbrek yerliğin. Biri! Biri! Ne olacak? Aynen senin böyle. Ondan sonra salatayı tak 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 soğanlar, salatalar. Anlıyor beni. Duman böyle nasıl nasıl geliyor, nasıl geliyor? Ondan sonra ben kalkmışım böyle şeyin karşı kasanın başına. Aldı verdi, girdi çıktı. Kim söyledi, ne etti? Arada öyle servis falan yapıyorum. Var ya bak ikimiz el ele verdik mi bu iş bitti gitti. Çık mı?
dedim. Niye ki ne? Benim gibi ehli Müslüm birinin meyhanede işi ne? Ya beni konuşturacağım bak. Senin bunu sıkımı sıkımlandığını zaten herkes biliyor ki ne bana. Şimdi mi tuttu ehli Müslümlüğün? Tövbe de, tövbe de. Ben Hayyam deminde gönül kapısını sohbetle aralıyorum. Erenler gelmiş buraya neler diyor. Lan yeni kalk git beni delilendirecek demin. Ayyam kim ya? Ya sen ne konuşuyorsun ya bana? Ya kardeşim bu zıkkımı zıkkımlandığın için zaten seni teneke ailesi tam şurada böyle bir meydan dayağına çekmedim ha? Bu zıkkımı zıkkımlandığını zaten herkes bilir, bilir mi? Geçmiş zaman. Öyle fitne fesatın biri çıkıp bizi fitnediydi. Lakin kamu alemin içinde içkili bir yerde çalışmak olacak iş mi hiç? Destur, haşa. Tefekkürler adamı be. Hele benim gibi ehli Müslim birini. Senin gibi. Din. Öyle dedim. Hey. Ben seninle çalışırsam daha iyi olur diyordum. Tanıdığım bildiğim birisi en azından. Gerçi kazancı da iyi olacak öyle gelecek para ama ne yapalım? Başkasıyla anlaşacağız artık. Başka çaresi yok. O para kazansın biraz. Yani aslında ben de böyle bir akarım olsa iyi olur. Bir yastık altına koyacak 3-5 lira. Ben de onu diyorum zaten canım ciğerim. Senin korkun ailenin seni tanıması değil mi? Yani seni hiç kimse tanımazsa dükkanda çalışırım diyorsun. He mi? Nasıl beni tanımazlar Ramazan? Şu Adana'da bir eşim benzerim yoktur. Boyum ulan, posum ulan, ilmim irfanım ile şu Ademoğlu bahçesinde bir çiçekim ben. Herkes beni tanır. Geç. Ben buldum. Ne buldu? Sen bana bırak. Bana güvenmeyi dene. Nasıl? Bana bırak. Canım çıktı ya sabahtan belli. Orayı sil, burayı süpür, şuranın tozunu al. Ay. Anter içine kaldım vallahi. Az soluklanayım şurada bari. Soluklan tabii ya. Yanmışım da söndüren yok. Söndürenin yok mu? He, yok. Neyse ki gücüm kuvvetim yerinde yani. Maşallah. Ya. Maşallah. Herkes benim gibi değil tabii. Ha, misal. Senin karda hiç iş yok ya Reşit Efendi. İki iş yapıyor, nefesi tıkanıyor hemen. Şöyle geç otur dedim ben. Tabii bütün iş bana kaldı. Ama ne yaparsın? Vicdan işte. Ne de olsa yaşlı kadın. Tamam. Evet. Kolay değil tabii. Yani onca merdiveni in, çık, eğil, kalk. Hiçbir olur mu benim dazeliğimle? E tabii. Gülizar. Gülizar. Ben tenekeye cemşire bakmaya gidiyorum. Ben yokken Ali'ye bakarsın değil mi? Ay tabii bakarım ya. Sen hiç merak etme. Zaten ben hemen geri döneceğim. Hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Oh, ay mis gibi de süt kokuyor ya. Dünyanın en güzel kokusu bu. İnsan istemez mi şöyle? Kendi canından, kendi kanından bir bebesi olsun. Emzirsin, büyütsün, soyuna mı yürüsün? Kısmet. Bu saate kadar olmamış. Bundan sonra inşallah.
Geçmiş olsun Elçi Cemşir. Eline sağlık. Fiyakal oldu ha mı? Fiyakal oldun kardeş. Senin aklına uyan da kabahat. Müstahak bana. Geç. Hem önümü de göremiyorum. Ya vır 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 beynimin etini yedin kabak ya. Oğlum çok yakışıklısın ya. Ha, gerçekten mi? Esa mı söylüyor? Ya yemin ediyorum artist gibisin. Anfilin Bogart. Vallahi diyorum Casablanca. Yani var ya anan görse seni şimdi görmesin. Katiyetle tanımaz. Ha, gerçekten mi? Ya soytarıya döndüm şerefsizim. Ya kabak niye öyle diyorsun? Sen bana yardım etmeyeceksin kardeşim ya. Biz ortağız. Ortağız. Hadi acele edek de. Daha boya neyin alacağız ya? Ha, koşturma, göremiyorum. İyi tamam, kenardan gel de araba maraba çarpmasın. Ha. Oo Cemşir Efendi, saatler olsun. Sağ olasın Ramazan. Saç sakalı berbere temizlettim. Hayrola nereye? Gelin kahvede çay çek. Yo yo sağ ol. Başka sefere inşallah. Bizim dükkan için alışveriş yapmamız gerekiyor biliyor musun? Bir dur. Allah Allah. Kısmet. Aba o. Kabak hafız o ne kılık? Kabak mı dedin? Sen beni biriyle mi karıştırdın Eren? Adamla dalga mı geçiyorsun sen ya? Bildiğim kabak hafız işte. Hayrola? Ne yine çocuklara kumpanya falan mı var? Dur dur Cemşir Efendi bağırma şimdi ya. Ya kumpanya falan yok ya nereden çıkarıyorsun? Ya sen beni hani herkes tanımaz demiştin. Tanıdılar sen kepazettin beni. Kumpanya falan yoksa niye böyle giyindiniz? Ya hafız dükkanına bana yardımcı olacak biliyor musun? Ahali tanımasın diye kılığını değiştirdik. Ha. Aman ha kimseye söyleme kurban olayım. Anladım. Yok yok. Benden söz çıkmaz. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi sen de sen de. Tamam. Güzel olmuş vallahi. Tamam. Hadi. Ya hani beni annem bile tanımazdı. Ulan o senin anan mı? Allah Allah. Hem kardeşim sen ocağın başına duracaksın ya. Kebap falan. Ya ne? Ya hadi yürü gidek acelemiz var. Boyacı kapanacak ya. Ya görmüyorum. Yavaş gel. Ben görüyorum. Sen bana bırak kendini. Ya bak. Geldim şekerim. Ah. O koltuğa ne kadar yakıştığını anlatamam. Sonunda seni layık olduğun yerde görmek harikulade. Teşekkür ederim Zahir'cim. Halide? İyi misin? Yüzün pek solgun görünüyor. Yo iyiyim. Kemal nasıl? Kemal'le ayrıldık Zahir. Aa. Neden? Ne oldu? Ayrılmamızı isteyenler kazandı diyelim. Yoksa Serap'ı mı kastediyorsun? Kemal'le eskiden bir münasebetleri olduğunu duymuştum. Sen lütfen bu bahsi kapatsak. Kendimi iyi hissetmiyorum çünkü. Her evlilikte problemler olur hayatım. Ama önemli olan aidiyettir. Kemal'le sen pek yakışmıyordunuz birbirinize. Ne yalan söyleyeyim. Orhancığım, sana Sedat Bey'i tanıştırayım. Kendisi Adana'nın köklü Karahasan ailesindendir. Memnun oldum. Ben de. Vaktini almadan mevzuya hemen girelim istersen. Sedat Bey Avrupa'dan yeni geldi. Burada sahip olduğu toprakları uygun fiyatla elden çıkartmak niyetinde. Benim de aklıma sen geldin azizim. Seyhan yolu üzerinde hatırı sayılır bir miktar toprağım var efendim. Adana'nın en bereketli yeri. Bu kadar kıymetli yeri neden elden çıkartıyorsunuz? Bakın Orhan Bey, ben bu işlerden anlayan biri değilim. Aile mirası kaldı diye hayatımı bu işlere vakfedecek biri de değilim. Bir süre daha Londra'da yaşamak, hatta mümkünse temelli yerleşmek arzusundayım. Asıl neden bu?
Bir zamanlar senin bu civarda büyük bir arazi alma isteğin vardı. Ben de anlaşabileceğinizi düşündüm. 10 yıl önce olsaydı beyefendinin elini hiç düşünmeden sıkardım. Fakat geçmiş hevesleri canlandıracak güç kalmadı bende. Teklifiniz için teşekkür ederim. Fakat ben alamayacağım. Yalnız bu teklifinizi başka birine sunmam mümkün mü? Başka biri mi? İşte bak hele. Ne? Sana dediklerim çıktı. Haberin olsun. Pamukların durumu hiç iyi değil. E dur sen be. Darlaya gel de kendi gözünle gör. Yarısı soluna tutulmuş mübarek. Hep senin yüzünden. O ucuz soğumları almasaydın. Candan mı susadın sen be? Bana bak. Bundan hanımın haberi olmayacak ona göre. Nasıl öğrenecek? Hele o pamuk fabrikaya bir varsın. O vakit ne edeceksin bakalım? Hala konuşuyorsun ya. Hadi git tarlaya. Dön işinin başına. Hadi. Hala konuşuyor. Allah Allah. Hoş geldiniz hanımım. Bebeğin beşiği camdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelip... Anam yok mu? Bebeği bana bırakıp çıktıydı. Tamam peki. Sen işine bakabilirsin. Ben yatırırım Muzaffer Ali'yi. Tamam. Ha Orhan Bey'i aradıydı. Akşam uğrayacakmış. Temiz olmuş. Zahmet etmişsin. Eline sağlık. Yemek de yaptım. Geç otur, sıcak sıcak yersin. Tıraş mı oldun sen? Ha, he ya. Ne bileyim, kendime bir çeki düzen vereyim dedim. Yakışmış mı? İyi etmişsin. Cemşir, Hamza nasıl? Mahpusta başına büyük bir bela geldi ama yetiştim, kurtardım oğlumuzu. Ne belası? Ne oldu ki? Dedim ya, geçti gitti işte. Elçi Cemşir ölmedi. Hala elinden bir şeyler geliyor Allah'a şükür. Benim de burnumda tütüyor ama gülmeye gidemem ki. Güllü duysa öldürür. Haksız da değil yani. Torunum nasıl? Her gün büyüyor. Gülsen pehlivan gibi oldu. Maşallah, kurban olur bana. Hadi ben gideyim artık. Zehra. Gitme, kal. Ne bileyim, beraber girik ha? Olmaz ki. Zehra, sana çok özledim. Vallahi çok özledim. Hiç olmazsa bir gece kal ha. Yok, behlerler, kalamam. Ne biçim iş lan bu? Ha? Sen benim karım değil misin? Ne biçim bu iş? Bıktım, yeter. Bana bak, hangi er bu kadar zaman avratsız kalabilir ki ben? Ha? Zehra, bana bak.
Sen başka avratların koynuna mı gideyim istiyorsun? Yok. O ne biçim söz öyle? Başka gece geldiğimde kalırım. Güllü'ye sorup kalırım. Olmaz mı? Kocanın koynuna girmek için kızından mı izin alacaksın? Yok. Ondan değil. Bebeği bırakamam da ondan. Ya kendi bebesi değil mi? Ortalıklarda dolaşıp duracağına kırsın dizini, baksın bebesine. Bak söz. Başka gece kalacağım. Hem Cemşir. Ha. Hadi ben gideyim artık. He? Hadi. Sen kal sağlıcakla. Bir dahaki gelişimde kalacağım. Sus. Benim çıktı vallahi. Yatakları değişirken. Vay anam vay. Bak şuramdan bir şey koptu sanki. Sen de çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak, bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Ya zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak. Ben diyorum ki seni ben biraz Ceyhan'a, dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin, hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hem dinlenirsin, hem hasret giderirsin, hem koşar zıplarsın. Değil mi? Ne dersin? Bağa baksana Reşit Efendi. Ha. Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Aa. Hiç öyle şey olur mu ya? Oo. Senin için fesat be. Ben sen rahat et, dinlen diye söyledim. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim, geçer. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım, gitmiyorum. Aralara iyi sürüyün derle. Aralara iyi sür. Eşeğe sırtına semer vuran çok olurmuş derler. Nereden o kadar parayı anlamadım zaten. Ya bir tane boyacı bile tutmadın. Ne kadar konuşuyorsun sen ya kardeşim ya, Allah Allah. Ya sen bilmiyorsun elimizde avucumuza ne varsa girip diye verdik hepsine. Oradan konuşuyorsun bana ya. Ya bak sana diyorum. Yarın değil öbür gün burası böyle müşteriyle, insanlarla dolsun. Dıngır dıngır işlemeye başlasın. O zaman var ya o paralar böyle akşamleyin ağla giden kuzucuklar gibi hop cebe girince ferah kavuşacağız. Neredeyse bugünler hiç gelemedi bir türlü. Ne el attıysak öyle zapmadan kaldık ortada. Yok! Gelecek. Biz çalışacağız, biz kazanacağız, biz yiyeceğiz. Abo, kurban oldum, hoş geldin. Hoş gördük. Hadi bakalım, mola verin azıcık. Yemek getirdim size. Ellerine sağlık. Gel, geç otur. Kaban? Ay, kaban bu ne hal? Bu ne hal kaban? Hani beni kimse tanımayacaktı, bak nasıl gülüyor. Anam bile tanımayacaktı dedin, bak tanıdı. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun ya? Ya kurban oldum. Ya böyle ahali gelecek ya, tanımasınlar diye kılığını değiştirdik biliyor musun? Ya ama daha tam istediğim gibi olmadı. Değiştireceğim biraz daha. Bak o zaman es satan anam bile tanımayacak ya. Bak güven. Abo kurban oldum, yemin ediyorum var ya mis gibi kokuyor ha. Afiyet olsun.
E siz de epey bir yer halletmişsiniz hani. He, yaptık bir şeyler işte. He, vallahi anam ağladı yorgunluktan. Ya ara verelim, dinlenelim, yarın devam ederek diyorum. Yine de dinletemiyorum. Yok, ara mara yok. Vakit nakittir. Allah Allah. Bir ekip, iki ekip olacağız. Sabahleyene kadar çalışacağız. Bütün işleri bitireceğiz. O kadar. Ramazan. Sen eskiden köle tüccarı mıydın? Ne bu? Yok bir şey. Sen ne yaptın? Kurban oldun. Güllü'yle buluştuk. Ha, iyi. Kemal gitmiş. Nereye gitmiş? Ankara'ya. Ne edecekmiş ki Ankara'da? Kore'ye gitmek için askeriyeye yazılacakmış. Gönüllü asker olacakmış anlayacağınız. Oraya gitmek için askere yazılıyor ha? Dedem ne diyor acaba bu işe? Hasanların arazilerini biliyor musunuz? Hayır ama Muzaffer'in bahsettiğini hatırlıyorum. Bugün Kara Hasanların küçük oğlu Sedat Bey beni ziyarete geldi. Arazilerinin büyük bir bölümünü satışa çıkartmayı düşünüyor. Tek alıcıya hesaplı biçimde hemen devretmek istiyor. Oldukça da kelepir. Öyle mi? Ben araziyi inceledim. Su kenarında, dümdüz bir yer. Pamuk için oldukça ideal bir toprak. Değeri 125 binden fazla eder. 75 bine elden çıkartmak istiyor. Daha fazla toprağa ihtiyacım yok. Her şey yolunda çok şükür. Elbette yok. Ama ben size daha büyük düşünmenizi öneririm. Bu toprak ilerisi için oldukça büyük bir yatırım demektir Serap Hanım. Yanlış anlamayın. Sizin sözünüz benim için teminattır ama... bana biraz daha zaman vermenizi rica edeceğim düşünmek için. Elbette. Dilediğiniz kadar düşünün. Aklınıza takılan bir şey olursa ben yarın fabrikaya uğrarım. Bunlar da arazinin bilgileri. Ben müsaadenizi isteyeyim. Gülizar, Orhan Bey'e eşlik et ver. Hoşça kal. İyi geceler. Kapıyı ben tutuyorum, kapıyı ben tutuyorum. İyi geceler. İyi geceler. Gene gelin. Gülizar. Gülizar. Ne oluyor, ne bu afra tafra? İşine gelmeyince nasıl kür, nasıl sağır oluyorsun maşallah yani Reşit Efendi. Ben sana diyeceğimi dedim. Sen şimdi karını boşuyor musun, boşamıyor musun? Ya boşuyorum. Ama böyle pat diye söylenmez ki. Değil mi? Yol yoluyla, orman baltayla. Değil mi? Böyle alıştıra alıştıra. Usul usul. Oya gibi. Böyle... ince ince işlemek lazım. Anladın mı? He, anladım anladım. Hem de çok iyi anladım. Sen beni 15 yaşına kız belledin herhal ha? Uyulamaya çalışıyorsun. Ama ben yutmam bu numaraları. Sen zararlı çıkarsın bak. Kuş uçtu uçacak. Ya sana yemin ediyorum diyorum. Yemin ediyorum. Hacer buradayken çiftlikte rezalet çıkartır. Şunu bir göndereyim. Niye boşayıp da göndermiyorsun? Boş ol dersen boş olur. Öyle gider. Ağzına diline mi yapışır yani? Hey Allah. Hey Allah. Ya sen beni dinlemiyor musun? Hacer diyorum. Çiftlikte diyorum. Rezalet çıkartır. Serap Hanım benim bir rezilliğimi daha görürse beni burada koymaz. Ya sen benim işimden olmam mı istiyorsun? İstemiyorum.
O zaman biraz sabredeceksin, değil mi? Şu Hacer'i buradan bir gönderelim. Gittiği yerde ağlasın, zırlasın, çırpınsın. Sonunda avrat değil mi? Uyruğu kıstıracak, dediğime gelecek. Hı, diyorsun. Tabii. İyi madem. Biraz daha bekleyelim bakalım. Ne olacaksa. Eze? Eniştem gitmiş. Demet'leyim Pakize'den öğrendim. Bilseydim daha erken gelirdim Neze. Pakize nereden biliyormuş? Bilmiyorum vallahi. Neze. O zamanlarda böyle sorunlarınızın olduğunu ben biliyorum aslında. Neyi biliyorsun Ramazan? Ha? Neyi biliyorsun? Kocam bana veda etmeyi bile lüzum görmeden savaşa katılmaya karar veriyor ve bunu en son duyan ben oluyorum. Bunu bana nasıl yapar ha? Beni hiç mi sevmedin? Elime bir kağıt parçası bırakıp nasıl bana evlenen der? Tamam Deze, tamam. Ya kurban olayım, kendini üzme Deze ya. Bak gel seni bize götüreyim Pakize, sana şöyle güzel demli bir çay yapsın. Hem burada yalnız da kalman ha. Burada tek başına kalma, hadi kurban olayım hadi. Ramazan. Kemal'in gittiğini nereden öğrenmiş? Güllü. Güllü söylemiş ha. Demek Güllü söylemiş. Teyze, teyze nereye gidiyorsun ya? Teyze bir dur. Ya. Ya teyze kurban olayım, geceleyin nereye gidiyorsun? Ondan hesap soracağım. Kemal'in gittiğini nereden biliyormuş bana anlatacak. Aralarında ne geçtiğini söyleyecek, anladın mı? Ya tamam dezen benim ya. Niye yürüyün kendini? Yarınleyin gidersin. Hesap mı soracaksın? Ne konuşacaksan konuşun. Zaten Kemal gitmiş. Teyze, teyze iyi misin? Doktora gidek mi ha? Gel yukarı çık, gel. Ramazan beni Neriman'ın evine götür ne olur. Emin misin? İyi hadi gel gel. Her şeyi bırak desem, çiftliği, fabrikayı, Serap Hanım olmayı bırak desem, bana eski Güllü olarak dön desem, buradan gidelim, herkesi, her şeyi unutalım desem. Yapamam ki. Kemal, ben burayı bırakamam. Sen Serap Hanım olmaktan vazgeçemezsin. Artık bizim için çok geç. Reşit nerede?
Vallahi gargab okulu yemeden kalktı yollara düştü. Darlalara mı ne bakacağımış? Hayret. Nereden esti sabah sabah? Bilmem. Buyur Yasin ağa. Sabah kahven. Allah razı olsun Gülizar. Sağ ol. Afiyet olsun. Bacım, hadi gel sana da bir kahve yapayım ya. İçerik beraber. Ay çok yoruldun sen ya. Gel benim acı kahvemi alır senin yorgunluğunu. Hadi gel hele. İyi madem. Hadi bakayım sallanmayın. Çoktan bitmiş olmalıydı bunlar. Toplasak ne fayda Reşta? Yukarı kısımlarda hep solgunluk var. Derim sana ama sen dinlemiyorsun. Sen bana bak. Senin dilin fazla uzadı. Solgun olsa ne olacak? Allah'ın pamuğu değil mi? Değil. Ozalar açılmamış. Ne şu kadar kalmış? Sana dediydim ama dinlemedin. Irgat parası çok olacak diye temizletmedin darlaları. Bak hele. Bilmeden etmeden konuşma. Sen benden daha mı iyi bileceksin bu tarla işini? Hanımın bunu hesabını sorarsa bir bir anlatacağım haberin olsun. Senin 5 çocuğun vardı değil mi? He var. He. Çocuklarının aç kalmasını ister misin? Ailecek aç kalın ister misin? He? Peki ben seni şimdi bu darladan göndereyim. İster misin? İstemezsin değil mi? O zaman ne yapacaksın? Haddini bileceksin. Herkes işini gücünü yapacak. Yoksa kimsenin gözünün yaşına bakmam. Anladınız mı vırrikler? Hepiniz iyi çalışacaksınız. Hadi bak işine. Allah Allah. Aç. Aç. Hanımım, geleceğinizden haberimiz yoktu. Hasat ne durumda? İyi, güzel, her şey tamam. Bu yıl yeni ekim yaptığımız yerlerde aynı kalitede mahsul alındı mı? Alınmaz mı hiç hanımım? Her şeyle bizzat ben ilgileniyorum. Zaten ben buraları kendi darlalarımmışım gibi ekiyorum. Her bir fidanda alın terim, göz nurum var hanımım. Vırrikler! Çalışın, kaytarmayın. Abo, ne oldu? Vay ki ne vay. Kız söylesene çatlatma adamı. Sağ yol görünüyor bacım. Nasıl yol? Basbayağı yol, uzun bir yol. Yani yılan kimin? Kıvrım kıvrım bir yol. Ama... dönüşü yok bir yıl yani. Apo. Gene ne oldu kız? Bu yolun sonunda böyle elinde mızrak gibi bir şey tutmuş, bekleyen bir şey var. Ne ola ki o mızrak? Bak, senin anan gibi sevdiğin bir yakının var. Şimdi bu mızrak tutmuş olan şey zebani gibi bir şey. Senin bu sevdiğini, yakınını tutmuş kolundan bırakmıyor. Senin bu sevdiğin olan yakının da böyle oradan dönmüş sağa doğru bakıyor, bir şey söylemek istiyor. Kız ne biçim fal bu böyle? Ağzını hayır aç. De git deli deli konuşma gene. Ah, ben ne görüyorsam onu söylüyorum Siyare Hanım. Fal bu. Eysi de var, finası da. Hem bazen insana malum oluyor. Yani yalan da konuşamam ki. Sen bu yola gitmek zorunda kalacaksın. Ben buradan gidemem ki. Vallahi gideceksin. Yani gitmesin günah senin boynuna. Adını sayıklıyor diyorum ya. Artık kim bilir ne derdi varsa. Hasta mıdır, nedir? Yani böyle senin yolunu gözlüyor. Sen gitmezsen iyileşemeyecek bu zar. Ya teyzem olmasın bu.
Hasta dedilerdi. Hah! Ben bilmem. Burada böyle dikilmiş seni bekliyor. Bak görüyor musun? Bak. Bak şurada dikilmiş böyle kalabalıkla beraber burada duran biri var. Bak sana bakıyor, görüyor musun? He ya. Nasıl bakıyor melül melül, acıklı gördün mü? Hı. Mızraklı zebaniyi gördün mü? Ha gördüm. Teyzem ne diyecek ya cep bana? Beni de pek sevmezdi ama. Vallahi bilmiyorum. Artık ne diyecekse diyecek. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi artık sağ kalmış bir şey. Yani ölmeden önce. Sonra bak çok için acır. Hadi al yıka bunu, yıka bir an evvel. Günaydın canım. Dün Paşazade ile karşılaştım. Askerler için yapılacak törene bizim de katılmamız. Yeter artık Seher. Sıkıldım bu oyundan. Oyun mu? Neyi kastettiğini anlamadım. Bu cicili bicili evcilik oyunundan bahsediyorum Seher. Ne demek şimdi bu? Bak Seher. Denedik olmuyor. Boşanmak istiyorum. Serap'la ilgisi var mı bu isteğinin? Saçmalıyorsun. Nereden çıktı o zaman şimdi bu? Öyle durup dururken? Durup dururken. Seher. Dün gelen o zarf neydi? Sen beni salak mı zannediyorsun? Sende bir tuhaflık var. Adana'ya geldiğinden beri bir şey var sende. Cevap ver Orhan. Adana'ya neden geldin? Orhan! Bütün bunların manası ne? Bu saçma sapan avukatlık hevesi. Partiden ayrılıp Adana'ya gelmen. Şimdi de bu boşanma isteği. Ben seni avucumun içi gibi bilirim. Sen benden bir şey saklıyorsun. Senden ayrılacağıma inanmadığın için böyle bahaneler sıralıyorsun. Bak Seher. Bir an önce pılını pırtını topla ve Adana'yı terk et. Daha fazla çirkinleşmeyelim, olur mu? Senden asla boşanmayacağım. Bunu sokma bana. Yemin ediyorum çok güzel oldu ha. Yemin ediyorum var ya pürü pak olmuş ha. Bir eksik yok değil mi? Yok yok her şey tamam hiç merak etme. Kabak da uyandı mıydı biz mezeleri yapmaya başlarız. Akşama her şey hazır sayılır. İnşallah inşallah. Ay Ramazan. Ha. Ben akşama ne giysem? Acaba Madam Emma'dan aldığımız elbiseyi mi giysem? Ha? Akşama ne giysem ne demek Pakizem ya? Senin meğerede ne işin var kurban olduğum elin ay yaşlarının içki içen heriflerinin yanında ya? Ama Ramazan ben... Kurban olduğum, ne olur beni yorma. Bak bir sürü şey aklıma gelip gelip gidiyor. Eksik var, bir sürü şeyle uğraşıyorum. Ne olursun kuzum benim ya. Ne olur bak etler de hazırlanacak ha. Hafız efendi. Kapat! Yatıyorsun ya. Seni böyle adam mı uyandırılır erenler? Ya kardeşim bak delleneceğim zaten bir sürü işimiz var, gücümüz var. Etler hazırlanacak, onlar terbiyelenecek. Ya akşamleyin insanlar buraya aç gelecek. Kabak kurban olayım ya. Bak unutma senin bundan sonraki dükkandaki ismin Osman tamam mı? Tenekede hafız, burada Osman, tenekede hafız. Unutma tamam mı Osman? Osman kim? Ramazan? Osman'mış. He? Hem de... Ya... Madem bana yeni bir ad verilecek, o zaman ben gönlüme göre bir ad bulayım. Yavuz. Nasıl ama? Bu mu yani? Ne? Adın. Beğenemedin mi? Ramazan daha mı iyi? Ramazan. Ya hadi kalk kurban olayım, konuşayım ya. Kalk, kalk, kalk ya. Ya kurban olayım, senin akşamleyin buradaki heriflerin içinde ne işin var ya?
Serap Hanım gelmedi mi hala? Henüz gelmedi efendim. Hanimiş benim oğlum. Hadi bakalım git anne. Kızım, şey diyeceğim ben. Baban hastaymış. Gidip bir bahem diyorum ben ona bu gece ha? Nesine bakacaksın onun? Bir şey olmaz odamıza. Öyle deme kızım. Ne de olsa kocam. Ya günlerdir kendinde değilmiş. Ya gidip bir çorba yapayım diyorum ha? Sen bilirsin. Sağ olasın kızım. Selamünaleyküm. Buradan geçecekmiş yeni birlikler. Trenle. Demokratlar da garda tören yapacakmış. He ya, ben de duydum. Bandoyla, mızıkayla, her şeyle karşılayacaklarmış askerleri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eyvallah. Ya size bir haberim var benim. Bugün yayın akşam benim dükkanın açılışı var. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ olun. Bak, herkes bekliyorum ha, herkes gelecek. Kardeşim baba, sen bir yere açacaksın da biz gelmeyecek. Hep beraber gelirik değil mi kardeşler? İnşallah. İyi, güzel. Yani sizden bir şey daha isteyeceğim. Benim bir sürü işim var biliyor musun? Çok koşturuyorum yemin ediyorum. Ya ben bu göremediklerime size haber verirseniz acayip makbule geçer yemin ediyorum ya. Baş gözüksün. İyi, hadi kalır sağlıcakla o zaman. Hadi, hadi. Lan oğlum, atı çalmışlar lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yasin ağa, sana diyeceklerim var. Nedir? Darlaların yukarı kısmında solgunluk var. Reşit. He. Ben Ceyhan'a gideceğim. Bugün beni götürüp otobüse bindirebilin mi? Sabah gitmeyeceğim diye bas bas bağırıyordun. Deyzem hastaydı ya. Bir gidip onu göreyim diyor. Aa. Ölümlü dünya. Ya başına bir şey gelirse? Git. Helalleş Deyzen'le. Değil mi? Ben akşam seni otobüse bırakırım. Sağ ol. En sevdiğim meyve ya. Sizinle görüşmek istediğim bir mesele var hanımım. Peki. Buyur Yasin ağa. Nedir mesele? Tarlalarım neredeyse dörtte biri solguna tutmuş. Solgun? Bir nevi hastalık hanımım. Yaban otlar geçen yılki gibi iyi temizlenmemiş. Kozalar açılmamış, renkler kahverengiye dönmüş. Yukarı tarlaları olduğu gibi sarmış. Geriye kalan pamuklar da geçen yıllarki gibi değil. Ucuz, kötü tohum kullanılmış. Kötü tohum mu? Ya kütlü pamuklar? Onlar yağ fabrikasına satılmış. Kim yapmış? Reşit değil mi? Yalancı it. Bunu saklayabileceğini nasıl düşünür? Ben buraya Reşit'i şikayet etmeye gelmedim hanımım. Ama durum bu. Peki. Haber verdiğin için sağ ol Yasin ağa. Sen doğru olanı yaptın. Gülizar. Bana Reşit'i çağır. Gir. Beni çağırtmışsın Halide. Otur lütfen.
Yeni mahsuller ne zaman gelecek Selim? Birkaç gün içinde. Âlâ. Mahsuller geldiğinde mutlaka haberim olsun. Avrupa'ya ucuz ve kaliteli pamuk ihracatı yapabilmemiz için yüksek bir standart temin etmemiz lazım. Bunun için senden çok detaylı bir rapor istiyorum. Nihayetinde üretimin kalitesi doğrudan mahsulün niteliğine bağlı. Dinç Aslan çiftliğinde üretilen pamuk da Çukurova'nın en iyisi. Yine de rapor istiyorum. İşimi şansa bırakamam. Hadi şimdi bana fabrikayı gezdir. Beni emretmişsiniz hanımım. Güvenip de çiftçi başı yaptım seni. Ne kadar üçkağıtçı, yalancı, düzenbaz olduğunu bilmediğimden değil. Yediği kaba tükürmeyecek kadar akıllı sandığımdan. Bir kabahatim olduysa özür diliyorum hanımım. Cin olup adam çarpıyorsun ha? Kütlü pamukları yağ fabrikasına yolla. Yerine ucuz tohum al. Irgatları parasından kesmek için tarlaları başıboş bırak. Sen beni uğrattığın zararın farkında mısın? Benim bir günahım yok hanımım. Takdir-i ilahi. Maalesef her sene aynı ürünü alamıyoruz. Benim bir suçum varsa iki gözüm önüme aksın hanımım. Sus! Konuşuyorsun hala. Çocuk mu var senin karşında? Geçen sene aldığımız mahsulün ancak yarısı demek bu. Üstelik daha düşük kalitede. Seni köpeklere lime lime yedirtmek vardı ama. Serap Hanım, beni bağışlayın. Lütfedin, telafi edeyim. Edeceksin. Hatanı telafi edeceksin Reşit Efendi. Ama nasılını ben söyleyeceğim sana. Bundan böyle çiftçi başı değilsin. Irgatlık yapacaksın tarlalarda. Anlaşıldı mı? Defol git şimdi karşımdan. Defol! Muzaffer Bey'in kardeşi bu. Mirastan oldu ama gene fabrikaya ortak oldu. Neriman Hanım giderken tüm fabrikayı buna bırakmış. Peki makineler ne durumda? Açıkçası bazı makineler oldukça eskimiş. Fazla su verildiğinde pamuğun rengini bozuyor. Bu tip eski makinelerde bu sorunu çözemiyoruz. Valfler koyarak su miktarını denetleyemez miyiz? İstersen gerekli değişikliklerin maliyetini açıklayan bir rapor hazırlatabilirim. Makinaları elden geçirmek pahalıya mal olacaksa yenisini alalım o zaman. Sen bu konuda bana bir rapor hazırla. Önümüzü daha rahat görmüş oluruz. Ben zaten Serap Hanım'a sunmak için bir rapor hazırlamıştım. Ama kendisi pek alakadar olmamıştı. Senin bu işlerden anladığın çok belli Halide. Bugünden sonra işlerle daha fazla alakadar olacağım Selim. Benden habersiz kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Kemal'in gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Nereden öğrendin? Bunun ne önemi var? Benim için var. Kemal'in gideceğini nasıl öğrendin? Kendisi söyledi. Benimle vedalaşmaya geldi. Gideceğini söyledi. Cevabını aldın işte. Yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Evet, yalan söylüyorsun. Kemal bana veda etmeden sana gelmiş olamaz. Halide, yeter. Bıktım ben senin bu hakaretlerinden. İster inan, ister inanma. Kocamla aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum Serap. Sana niye veda ettiğini bilmek istiyorum. Kemal Kore'ye gidiyor. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Orhan Bey senden bahsetti. Demek gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyorsun. Evet komutanım. Askerliğimi yapalı çok oldu lakin... Eğer mümkünse Kore'de çarpışmak için silah altına alınmak istiyorum.
Askerliğin sırasında göstermiş olduğun başarılar hakkında malumatım var. Senin gibi yiğit delikanlılara ihtiyacımız olabilir. Ancak şimdilik sivillerden gönüllü almak gibi bir durum mevzu bahis değil. Bir yol olamaz mı komutanım? Buyurun Serap Hanım, beni çağırtmışsınız. Bir şey mi oldu? Biraz sinirli görünüyorsunuz. Pamuk fiyatları ile ilgili dosyayı getirmeni istiyorum. Sadece Adana değil, Aydın ve Denizli'nin bilgileri de olsun. Sebebini öğrenebilir miyim? Sen dediğimi yap. Dosyaları inceleriz mi diye merak ettim. Ayrıca geçerken de bir uğrayayım dedim. İyi ettiniz. Ama benim henüz fırsatım olmadı Orhan Bey. Buyurun. Geçen haftanın taban fiyatları ön sayfada. Serap Hanım, merakım mazur görün ama fiyatları incelemeye neden lüzum gördünüz anlayamadım. Dışarıdan pamuk almamız gerekebilir. Neden? Mahsullerin üçte biri hastalıklı. Geri kalan da ancak ikinci kalite sayılır. Ama efendim, bu bütün maliyet planlarımızı alt üst edecektir. Dışarıdan alınacak pamuk bütün maliyeti arttırır. Ne teklif ediyorsunuz peki? Ben sadece durumu açıkladım. Fabrika bunu tolere edemez. Neden kendi pamuğunuzu işlemekten imtina ediyorsunuz? Düşük kaliteli pamuğu sürekli müşterimize nasıl veririz? Ya düşük kalitedeki pamuğu satacaksınız ya da zarar edeceksiniz. Kötü de olsa çiftliğin pamuğunu işleyin diyorsunuz yani. Bence de en doğru karar bu. Siz müşterileri düşünmeyin. Ben bu yıl için firmalarla konuşup ayrıcalık yapmalarını sağlayabilirim. Ayrıca İkinci kalite ürünleri başka firmalara satmanız da mümkün. Peki, öyle olsun. Fabrikanın diğer ortağını haberdar etmeden böyle bir karar vermeniz ne kadar uygun Serap Hanım? Halide Hanım'ın bütün bu olanlardan haberdar olması gerekmiyor. Anlaşıldı mı Selim? Pekala. Yeni toprak alma meselesini düşünmenizi tavsiye ederim. Uzun vadede zararınızı ancak bu şekilde telafi edebilirsiniz. Saygıdeğer Adanalılar, bereketli toprakların çocukları. Öncelikle hepinizin Allah'ına kurban! Müessesemizin bugünkü açılışına gelip beni şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkürü bir borç biliyorum ve hemen ödüyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra Zaloğlu'nun meyhanesinde kebabın en kralı,
mezenin en kralı, meyin en kralı, sohbetin en kralı bundan sonra burada yapılacaktır. Bu akşamın şerefine açılış ya bugünleyin. Her şey beleş. Afiyet olsun. Güldüm benim elim. Nasıl böyle güzel konuştum yemin ediyorum var ya. Elim ayağıma dolaşmadı. Kendimi böyle tuttum. Bagize'ye akşamleyin her şeyi anlatacağım. He, ilk günden batıracağım mı dükkanı? He? Zaloğlu yerine Meyli Aşevi yazsaydım. Lan oğlum ayaklara alışsın diye konuşuyorum ben. Daha sonra ben bunların aralarını ağlatırım. Sen rahat ol. Burası artık senin mi? He, benim. Ama sen giremiyorsun. Niye? Niye mi? Beni çitlikten kovarken iyiydi. Şimdi niye diye mi soruyorsun? Bunca olan şeyi unutuyor musun Reşit Efendi ha? Hadi yürü kalk git buradan. İyi de ben nerede efkar dağıtacağım değil mi? Bana ne kardeşim? Bana mı soruyorsun? Allah Allah git nerede istiyorsan orada dağıt efkarını. Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşim benim. Buyurun, buyurun. İstediğiniz yere oturun. Bak hele, bari bir gecelik girsem, ya durumum çok kötü. Vallahi bildiğin gibi değil. Ya kardeşim bana illa burada tartışak mı şimdik? Allah Allah git bir gece. Ya. Kıramaz mı? Buyur usta. Ya bir gecelik izin ver bak. Müşteriler arasında tatsızlık çıkacak. Kavga çıkıp kaçacaklar ha. Bir gecelik ha. Tamam. Yeri çek. Hadi şu masa. Serap Hanım, Pakize Hanım geldi. Öyle mi? Buyursun. Çağır hemen. Kusura kalma, haber vermeden geldim. Ramazan açılıştaydı da ben de seni merak ettim. İyi ettin, iyi. Gel, otur. Buyur şöyle. Zaten patlıyordum sıkıntıdan burada bir başına. Aç mısın? Yok, değilim. Sen yedin mi? Yok. Ama içim bir şey almıyor zaten. Nasıl alsın ki? Ama bebeğini düşünerek yemen lazım. O da olmasa bu dünyaya nasıl katlanacağım hiç bilmiyorum Pakize. Üstümden bir ömür geçmiş gibi. Doğruymuş. İnsanı kocatan yaş değil, yaşanmışlıklarmış meğer. Öyle deme kız. Gençsin, güzelsin. Daha karşında koskoca bir ömür var. Arkama bakmadan, nereden ne kazık atılacağını hesaplamadan bir günüm geçmiyor Pakize. Bir başınalık öyle zor ki. Kemal'e Kore'de bir şey olmaz değil mi Pakize? Allah'ın izniyle sağ salim döner inşallah. Hem belki o vakit her şey bambaşka olur ha? Ben ona diyeceğim dedim. Daha da diyecek bir şeyim yok. Belki onun diyecek bir şey vardır Güllü. Az sabret, düşünsün, taşınsın. Kolay mı kız? Harbe gidiyor. Hem insan orada sevdiklerinin kıymetini daha iyi bilir. Efendim? İyi akşamlar Serap Hanım. Ben Paşazade. Nasılsınız? Sağ olun, iyi akşamlar. Yarın Adana'dan geçecek askerler için bir tören tertip etti. Törene iştirak ederek bizi onurlandırmanızı rica edecektim sizden. Mazeret kabul etme ona göre. Beleş ya, doymak bilmiyor inekler. Ramazan'ı
Ben sana göz sorarım bunun hesabını. Kemal'in böyle bir deliliğe kalkışmasına inanamıyorum. Bu savaşın bizim savaşımız olduğuna inanacak kadar cahil değildir Kemal. Anlamıyorum Ahmet, nasıl gider oraya? Vallahi usta ne diysem vazgeçiremedim. Canından vazgeçmiş bir hali vardı. Azrail'i kovalıyordu sanki. Yarın törene giderim usta. Kardeşimizi yolcu edelim Allah'ın izniyle. Olur, gideriz. Afiyet olsun. Bir eksik geldik yok değil mi? Estağfurullah. Sağ olasın. Biz kalkalım artık. Ellerinize sağ olun. Daha yeni geldiniz ki lan. Sabah erkenciyiz. Başka zaman yine gelirik. İyi tamam. Bak bekliyorum ama ha. Gelirik, gelirik. Hadi geçireyim sizi. Sağ olasınız ha. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eline sağlık. Senin de muhabbetine doyum olmuyor kurban. Ne muhabbet edeceğim senden be? Ya ne edeceksin? Bütün gece burada böyle suratını asıp dünya güzel gibi oturacaksın mı? He ya, aynen senin söylediğin gibi. Niyetim o. Yapma be Cemşir, yapma be Cemşir. Şurada beraber baş başa oturup ne vakittir kadeh tokuşturmadık. Değil mi? Eski günlerdeki gibi ha? Seni yılan, seni deyosun oğlum. Seni şeytana papucunu ters giydiren sinsi. Beni çiftlikten atarken eski günler hiç aklına gelmedi ha mi? Yahut beş parası sersefil kaldığım günler. Bir gün hatırımı bile sormadın Reşit. Oysa benim en yakın dostumdu. Kardeşimden bile öteydin. Şimdi gelmişsin karşıma, vır 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 konuşup duruyorsun. Sen de bizi evden attıydın. Hem de üç kuruş para için değil mi? Ulan dinime küfreden Müslüman olsa bari. Hamza'nın depodan indirdiği mallardan bizi kazıklamadı mı? Ne yapacağım? Kel başa, şişir taraf. Hey gidi eski günler be. Vay be. Hep beraberdik. Sen, ben, Hamza. Ah, ah. Evlerimiz yan yanaydı. Sen benim bir tane kardeşimdin. Cemşir. Senin bu kız var ya, beni de yaktı. Artık ne çiftçi başılığım kaldı, ne de efendiliğim. Herkese papucu ders giydirdi. Soğuka kime çektiyse. Cemşir. Ben var ya. Ben seni çok özledim kurban. Ben de seni çok özledim Mereşit. Afiyet olsun ağalar. Yaramazlık yok değil mi? Yok. İyi, güzel. Şimdi size gecenin sürprizini yapıyorum. Oğlum ver bizi. Ne o kız? Birini mi bekliyor? Reşit'i merak ettim ya. Hacer'i bırakmaya gittiydi ya otobüse. Gelmedi daha. Acaba o da mı bindi gitti ki? Yok canım, sen hiç merak etme.
barabarca çevirdiğiniz onca dolaptan sonra bu herif seni hiç yalnız bırakmaz. Sağ da bravo. Aferin vallahi. Allem ettin, gullem ettin, karıyı yollucu ettin. Ay o da o kadar aptal olmayaydı yani. Nasıl da hemen bindi gitti. Cık, akılsız kadın ya. Vah vah. Kız Gülizar, senin or damarın çatlamış. Bundan kelli sen iflah olmazsın kızım. Siyara Hanım. Çiftçi başkarısı olduğumuz zaman da böyle diyeceğin mi, konuşacaksın mı bana bakayım? Ha? Evet, oynaşma. Reşit Efendi artık çiftçi başı değil canım. O ne demek ya? Yarın ola, hayır ola. Yarın olunca ne demek olduğunu anlarsın. Dedim ki, nasıl biliyor musun? İlk gece gibi canıma tak etti biliyor musun? Cemşir dur, yavaş ol. Yavaş olacak güç kaldı mı kız bende? Özledim diyorum sana. Ne yalan söyleyeyim, ben de özledim Cemşir. Zehra, ne diyorsun biliyor musun? Ne? Aha şu lambayı söndürsen. Demek her şeyimizi kaybettin Orhan. Mahkeme kararıyla Orhan Tofurcu'nun sahip olduğu tüm taşınabilir ve taşınamaz mallara el konulmuştur. Bunu nasıl yaparsın? Bunu benden nasıl gizlersin? Borçları ödemek için elimden geleni yaptım. Lakin işler umduğum gibi gitmedi. Her şey bana ailemden kalmıştı. Kaybettiğin her şey sana değil, bana aitti. Ne söylememi bekliyorsun? Bu iş burada kapanmayacak Orhan. Senin için yaptığım onca şeyden sonra bana bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Kızımız sefalet içinde asla yaşamayacak. Hepsini geri istiyorum. Kaybettiğin her şeyi bir bir geri alacaksın. Bunu yapabilirim elbette. Ancak bunun için boşanmamız gerekiyor. Güllüm, kaderim, sevdiğim, hasretim. Hep aynı düşü görüyor. Sen ben yan yana, hiç ayrılmak zorunda kalmayacağımız küçük evimizde. Bugüne katlanıyorsam Güllüm, bu düş yüzündendir. Babana, abine susuyorsam bu düş yüzündendir. Thank you.
Neyin var doktor? Merak etmeyin. Mühim bir şey yok. Gebesiniz. Çıkacağınız bu yolculukta Adana'dan uğurlayacağımıza çok mutlu olduk. Türk'ün yenilmez gücünü, bükülmez bileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordumuza en içten bağlılığımızı sunarız. Yolunuz açık. Kazanız mübarek olsun. Deze, bak. Kemal. Yavrum, geldiler. Geldim. Hoş geldin Kemal abi.